Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben matematik öğretmeni Selim Hacan. Yeni nesil problemler veya denklem kurma problemleri diye adlandırdığımız konuyla ilgili soruları çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, soruda taksimetre usulü ile çalışan taksilerin açılış ücretleri A lira olup gidilen her kilometre için sabit bir ücret alınmaktadır. Ona da B diyelim. Her kilometre için 5 lira sabit ücret alındığını farz edelim. 3,5 kilometre giden yolcu 24 lira. Şimdi A lira açılış ücreti ödüyor. 1 kilometre için sabit 5 lira ödüyorsa 3,5 kilometre için 3,5 çarpı 5 lira ödeyecektir. Bunun değeri 24 imiş. 6 kilometre giden başka bir yolcu ise yine A lira açılış ücreti ödeyecektir. 6 çarpı B lira ödeyecektir. Bu da 36,5 TL'ye eşitmiş. Şimdi bu denklemleri çözelim arkadaşlar. Şunu eksi ile çarpıp taraf tarafa toplarsak 2,5 B eşittir 12,5'a. Buradan her tarafı 2,5'a bölersek B değeri 5 çıkmaktadır. Yani gidilen her kilometre başına 5 TL ödenmektedir. Şimdi B'yi şurada ikinci denklemde yerine yazarsak 6 çarpı 5 30. A artı 30 36,5'a eşit ise 30'u diğer tarafa atarsak A değeri 6,5 TL olarak bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun cevabı C seçeneğidir. Bir kitaplıktaki dört rafta sırasıyla 18, 21, 23, 30 adet kitap bulunmaktadır. Her bir rafta eşit sayıda kitap olması için en az kaç tane kitabın yeri değiştirilmelidir demiş. Şimdi önce toplayalım. Toplam 92 kitap var. 4 rafa böleceğiz. Her rafta 23 adet kitap olması gerekmektedir. Şimdi burası zaten 23. Bunda bir değişiklik yok. Buradan 7 tane kitabı alıp ikisini buna, kalan 5'ini de buna verirsek hepsi 23'te eşitlenmiş olacaktır. Dolayısıyla en az 7 tane kitabın yeri değiştirilmektedir arkadaşlar. Sorunun cevabı C seçeneğidir. Siyah ve beyaz üçgenler kullanılarak şekildeki gibi bir süsleme yapılıyor. Bu süslemede toplam 130 tane siyah üçgen bulunduğuna göre kaç tane beyaz üçgen vardır diyor. Şimdi arkadaşlar süslemede bir periyot bulalım. Yani şekil nerede tekrar etmeye başlıyor? Bakın. Şu ifade sürekli tekrar etmektedir. En son aynı şekil burada var ve en sonunda da bir tane var. Şimdi tekrar eden şu periyotta 3 tane siyah var. Bunun gibi işte 1, 2, x tane grup olsun. Her birinden 3 tane siyah kare geldiğine göre 3x, en sonuncuda da bir tane var. 3x artı bir tane siyah kare oluyor. Toplam kare sayısı 130 imiş. 1'e atalım diğer tarafa. 129. 3'e bölersek 43. 43 tane böyle grup var arkadaşlar. Şimdi bize beyaz üçgen sayısı sorulmuş. Bu grupların her birinde 1, 2, 3, 4, 5 tane beyaz üçgen var. 43 tane grup olduğu için 43 çarpı 5. 215 tane bu gruplarda beyaz üçgen var. En sonunda da 1, 2, 3 tane beyaz üçgen var. Toplarsak 215 artı 3'ten toplam beyaz üçgen sayısı
218 olarak bulunmuş olur. Dolayısıyla sorunun cevabı E seçeneğidir arkadaşlar. Devam edelim. Bir gazetede çalışan iki köşe yazarından birincisi dakikada 3 kelime, ikincisi ise dakikada 5 kelime yazıyor. Yazılarını yazmaya aynı anda başlayan gazetecilerden birincisi 60 kelime yazı yazdığı anda. Şimdi arkadaşlar birincisi bir dakikada 3 kelime yazıyorsa 60 kelime yazması için kaç dakika geçmelidir? Buna bakalım. 3x eşittir 60'tan x eşittir 20 dakika geçmelidir. Şimdi 20 dakikada ikincisi 20 çarpı 5'ten 100 kelime yazacaktır. Yazdığı anda ikinci gazetecinin yazması gereken 125 kelimesi daha olduğu görülüyor. 125 kelime daha yazarsa toplam 225 kelime yazmış olacaktır. 5 dakikada bir yazıyordu. 225'i 5'e bölersek 45 dakika boyunca yazı yazmaktadır. Yazma işlemini aynı anda tamamlayan bu gazeteciler toplam kaç kelimelik köşe yazısı yazmıştır? Şimdi ikisi birlikte, birisi dakikada 3 kelime yazıyor, diğeri 5 kelime yazıyor, 8 kelime yazmaktadırlar. Toplam 45 dakika boyunca yazı yazıyorlar. 45 ile 8'i çarparsak ikisinin toplam kaç kelime yazmış olduklarını bulabiliriz. Çarpıyoruz. 4, 32, 36. Yani ikisi birlikte toplam 360 kelime yazmıştır. Dolayısıyla sorunun cevabı C seçeneğidir. 231 kişinin bulunduğu bir yemek salonunda tüm masalar 8'er kişiliktir. Bu salonda her iki masa için bir garson görevlendirilmektedir. Bir şefin sorumlu olduğu 4 tane garson varmış. Her garson içinde görevli 2 komi bulunmaktadır. Yemek salonunda personellerden kaçı komidir demiş. Şimdi arkadaşlar x tane masa olduğunu söyleyelim. Her masada 8 kişi varsa 8 kişi oturmaktadır. Her iki masa için bir garson görevlendirilmektedir. X tane masa varsa o zaman garson sayısı x bölü 2 olmalıdır. Çünkü iki masa için bir tane garson görevlendirilmekte. Bir şefin sorumlu olduğu 4 tane garson var. O halde garson sayısının 4'te 1'i kadar şef vardır. X bölü 2'yi 4'e bölersek x bölü 8 tane şef vardır. Her garson için de görevli 2 komi bulunmaktadır. Şimdi x bölü 2 tane garson varsa garsonların 2 katı kadar da yani x tane de komi bulunmalıdır. Bunların toplamı 231 olmalıdır. 8 bir daha 9x artı x bölü 2 artı x bölü 8. Payda eşitleyelim. 8, 4 ve 1 ile payda eşitliyoruz. 8 kere 9, 72 artı 4x artı x bölü 8. 76, 77x bölü 8. Toplam kişi sayısı 231 idi. 231'e eşitliyoruz. 77 ile sadeleştirirsek 3 olur. İçler dışlar çarpımından 3 kere 8 x değeri 24 olarak bulunmuş olur. Bize komi sayısı sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada komi sayısına x demiştik. Biz de zaten x'i bulmuş olduk. Komi sayısı 24'tür. Dolayısıyla sorunun cevabı B seçeneği olacaktır. Devam edelim. Bir yarısı ince, diğer yarısı kalın olan 120 metre uzunluğundaki bir ip her iki ucundan aynı anda yakılıyor. Yani şuradaki ince ve kalın kısımların her biri 60 metre uzunluğundaymış.
Ateşin ilerleme hızı ipin ince tarafında saniyede 20 metre. Diğer tarafta ise saniyede 10 metredir. İpin tamamının yanması kaç saniye sürer diyor. Şimdi arkadaşlar önce ince taraf bitecektir. İnce taraf bittiği anda halen kalın tarafta yanmamış kısımlar olacaktır. Şimdi 20 metre bölü saniye hızla 60 metrelik ipi 3 saniyede yakacağını direkt görüyoruz. X eşittir V çarpı T'den 60 eşittir 20 çarpı T'den 3 saniyede ipin ince kısmının tamamı yanar. 3 saniyede 10 metre bölü saniye hızla 3 çarpı 10'dan 30 metrelik kısımda burada yanacaktır. Yani ipin artık kalın kısmında 30 metrelik yanmamış kısım bulunacaktır. Artık bu 30 metrelik kısım her iki uçtan da yanmaktadır. Şimdi her iki uçtan da kalın tarafı arkadaşlar 10 metre bölü saniye hızla yanacaktır. Şimdi 1 saniyede hızlar toplamından gidebiliriz. İkisi de aynı yönlü. V1 artı V2 çarpı T. 30 eşittir 20 çarpı T'den. T eşittir 1,5 saniye. Yani kalan o kalın kısım 1,5 saniyede yanacaktır. 3 saniyede başlangıçta yanmıştı. İpin tamamı toplam 4,5 saniyede yanacaktır diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun cevabı D seçeneğidir. Bir ilçede yapılan araştırmada 300 kişiye bir doktor düştüğü tespit ediliyor. Bu ilçeye 20 doktor tayin edilip ilçeden 800 kişi ayrıldığında bir doktora 280 kişi düşüyor. Başlangıçta bu ilçede kaç doktor vardır denilmiş. Şimdi başlangıçta arkadaşlar x tane kişi olsun. 300 kişiye bir doktor düştüğüne göre x'i 300'e böldüğümüzde ilçedeki mevcut doktor sayısını bulmuş oluruz. İlçeye 20 doktor tayin edilip 800 kişi ayrıldığında yani x eksi 800 kişi ayrıldığında bir doktora 280 hasta düşüyor. 20 tane de doktor tayin edilmişti. İlk duruma göre x bölü 300 artı 20 olacaktır doktor sayısı. Şimdi buradan şu ifadeyi bir tarafa alalım. X eksi 800 eksi x bölü 300, burada da 280 var, 20'ye eşit. Payda eşitleyelim. 280 ile burayı 30 ile burayı 28 ile genişletelim. 30x eksi 24.000 eksi 28x bölü 28 çarpı 300 20'ye eşit çıkarıyoruz. 2x eksi 24.000 eşittir 28 çarpı 3 çarpı 20. Buradan arkadaşlar 300 ile 28'i çarpalım. 8400. Bunda 20 ile içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Sıfırını sona atarız. 168.000 olmaktadır. Şimdi 24.000'i diğer tarafa attığımızda artı olarak geçecektir. 2x eşittir 192.000'dir. 192.000'i de 2'ye bölelim.
96.000 çıkmaktadır. Bu ilçede kaç doktor vardır demiş. Mevcut kişi sayısı 96.000'dir. Bunu 300'e bölersek doktor sayısını bulmuş oluruz. Zaten şu sıfırları götürebiliriz. Mevcut doktor sayısı da 320 olarak bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun cevabı B seçeneğidir. Rakamlar altlarında yazılan sayıda özdeş kibrit çöpleri ile yazılıyor. Mesela 0 rakamını yazmak için 6 tane rakam, 1'i yazmak için 2 tane, 2'yi yazmak için 5 tane. Benzer şekilde diğer rakamların da kaç adet kibrit çöpüyle yazıldığı arkadaşlar soruda verilmiş. Örneğin 2017 sayısını yazmak için 2 rakamı kullanılıyor. 2 rakamında 5 tane kibrit çöpü var. 0 için 6 tane var. 1 için 2 tane, 7 için de 3 tane kibrit çöpü kullanılmış ve 16 tane toplamda kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre 12 çöp ile yazılabilecek 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi verilen arkadaşlar 3 basamaklı sayılara bakalım. En küçükten başlayalım. 104 ile başlayalım. Şimdi 1 için 2 tane, 0 için 6 tane, 4 için 4 tane. Tekrar bakalım. 1 için 2 tane, 0 için 6 tane, 4 için de 4 tane. Toplamda 12 tane kibrit çöpü kullanılmıştır. Yazılabilecek 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayıyı sormuş. Zaten bundan daha küçük bir 3 basamaklı sayı yok seçeneklerde. Ve 12 tane de çöp kullanıldığını görebiliyoruz. Cevap D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, birinci satırda 1, ikinci satırda 2, 3, üçüncü satırda 4, 5, 6, dördüncü satırda 7, 8, 9, 10 biçiminde devam eden sayı dizisinin 23. satırındaki ortanca sayı kaçtır? Şimdi birinci satırda 1 terim var, ikinci satırda 2 terim var, burada 3 terim var, 4 terim var. Böyle devam edersek 22. satıra kadar kaç terim kullanıldığını, çünkü artık sayılar kullanılmış, 22 terim var. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 22. 1'den 22'ye kadar olan ardışık sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'den 23 çarpı 11 253 tane değer vardır. Yani 22. satırın son terimi 253'tür. 23. satır artık 254 ile başlayacaktır. Böyle devam edecektir. 23 tane sayı vardır arkadaşlar. Tam ortadaki sayı arkadaşlar baştan 11. yani 10 ortanca sayıya x diyelim. 11 sağında var, 11 solunda var. Toplam 22, bir de ortanca sayı 23 sayı etmektedir. 254'e 11'i eklediğimizde x'i bulabiliriz. O da 23. satırın ortanca sayısıdır. Dolayısıyla cevap 265, yani C seçeneğidir. Arkadaşlar kısa bir aradan sonra dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.